bu insanlık dramı başta çocukların, kadınların, oradaki ailelerin çektikleri sıkıntılar, eziyetler. Onun için hep şunu söylüyorum, notuma da almıştım. Barışa yatırım kazandırır, her zaman kazandıran budur. Barışa taraf olmak gerek, savaşa taraf olunmaz çünkü ölümün tarafı olmaz. Bu net. Yani her savaşın sonu barış, sonsuza kadar yıkım olmaz, insan öldürülmez. O zaman yarını beklemeden hemen barışa, nefese, hayata yatırım yapmak lazım. Ama gördüğüm kadarıyla sosyal medyada her yerde savaş çığırtkanlığı çok daha ön planda. Yani savaşalım, asalım, keselim, onu yapalım, bunu yapalım. Dolayısıyla insanları ne kadar savaşan tarafları itidare de davet etseniz şu anda İsrail 7 Ekim itibariyle eline geçirdiği kozu o zaman da söyledim tepe tepe arkasına Amerika Birleşik Devletleri'ni alarak, Avrupa Birliği'ni alarak zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yerde Avrupa Birliği'nin sessiz olduğu çıkmaz. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden baktığınızda türlü senaryolar ortaya koyuluyor. Bizim hedefe koyulabileceğimiz Çin'e kadar uzanan iddialar var. Türlü türlü görüldüğü kadarıyla petrol, ilaç, silah Tüccarları, sanayilerinin kazandığı, alabildiğine, güçlerine güç kattığı zamanlardan geçiyoruz ama insanlar, insanlar. Ben bu meseleyi diğer taraftan da din, ırk yani dini mesele efendim işte Mescid-i Aksa sadece onlar Süleyman Tapınağı'nı yapmak istiyorlar, mabedini yapmak istiyorlar veyahut da ırk ya zaten zamanında bunlar bize 1900'lü dönemlerde neler yaptı gibi bir iddiaların içine, bu konuşmaların içine girmek istemiyorum. Beni ilgilendiren ülkem açısından yeniden şekillendirilmeye çalışılan Orta Doğu'da neler olacak? Görüldüğü kadarıyla bu kadar silah yığınağı yapan Amerika Birleşik Devletleri ve kararlı bir İsrail, Görülen o karar harekatına şükrediliyor şu anda değil mi? Ya esasen karar harekatına girilmemesinin sebebi bizden ondan bundan korktukları için değil. Çünkü kara harekatı ciddi zayiatın verilebileceği. Zaten e, Bakın, asker takviyesi, söylüyorum. ABD'den asker tekrar takviyesi gelince başlayacağız. Tekrar söylüyorum, dediler. üçüncü dünya savaşıydı, oydu, buydu değil. Ben size biraz sonra bir notumdan kısa bir e, hazırlandım, geldim. Açıklama yapacağım, zaten taşları yerli yerine kendi adıma oturtacağım. Öyle bir şey yok. Ondan korklar, bundan korklar değil. Tamamen kara harekatının ağır bir bedeli olabilir. Ki olacak öyle gözüküyor. Bunu kendi iç dünyalarına, e, memleketlerine, halklarına anlatabilme güçlüğü sıkın karşısında şu anda e, o aşamada ki mümkün olduğu kadar da psikolojik baskıyı artırmak için çünkü ciddi bir abluka uygulanıyor. Ve zaten bu bugün abluka, gireceğiz, yarın gireceğiz, birazdan bakın gireceğiz bir diye şey hazırlık yapıyorlar. İsrail, İsrail dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. E, sürpriz mi yani? Böyle bir şey yok ki. Yani İsrail geçmişte farklıydı da şimdi mi böyle oldu? Biraz sonra kısa açıklayacağım göreceksiniz zaten tarihte de yerli yerine oturuyor. Ya İsrail'i eleştiren dünyanın en büyük teknoloji zirvesinin sizin gazetenize haber oldu olan bir, bir yerin CEOs'unu özür dilemesine rağmen sırf İsrail'i objektif olarak eleştirdi diye kovdular ya. İşini ayırmak zorunda kaldılar. Fazıl say tabii. Bak Fazıl, fazıl say ya ifade hürriyeti neyin neresinde? Hangi ifade hürriyetinden bahsediyorsun? Ne bir Yahudi sözü var. Hangi, hangi, bak bir söyleyeceğim. Adamlar diyeceğim yani kadınlar bunu layık görmediğim ki şey. adamlar kafaya takmış. Kurt kuzu hikayesi. Burada yapılmak istenen Hamas'ın kabulü mümkün olmayan 7 Ekim harekatından sonra o mazereti ellerine alıp şimdi bölgeyi ateş topuna çevirecekler. Ki bunu da kafayı koymuşlar. İki uçak gemisi gelmesi, insan takviyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin asker takviyesi verilen milyar milyar dolarlar, tüm bunlar oradaki kadınları, çocukları, görüntüleri veriyorsunuz, ediyorsunuz. Bunu ancak dünya halkları durdurabilir. Yani.